Ben hazırım. Değerli izleyiciler, Özdemir İnce ile birlikteyiz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Özdemir İnce ile birlikteyiz. Özdemir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Stüdyo olmak her zaman daha güzel değil mi? Şimdi bak, stüdyo her zaman daha güzel. Çünkü uzakta olduğumuz zaman sen bir soru soruyorsun. Ben cevabı bitirinceye kadar susuyorsun. Yani bu beni rahatsız ediyor. Belki seyircileri de rahatsız ediyordur. Oysa şimdi istediğin zaman top atarsın, istediğin zaman ben sana bolelik pasla atarım. Evet. Stüdyo iyi bir ortam. Daha dinamik, evet. Ya, başka türlü olmaz. Zaten eskiden düşünsene, biz televizyonu kurduğumuz sırada... Skype mi vardı? Böyle bir şey yoktu. bir tane Blue bilmem ne çıkmıştı. Ama bir şey vardı o yıllarda... Zeki Sözer'le Örsan Öğmen'in programı vardı. Ha tabii. Telefonlu. Evet. Evlerden canlı yayın. Vallahi onları pek hatırlamıyorum. Süleyman şimdi, Demirel'in falan katılıyordu. Şimdi onlar seçim sırasında yaparlardı. Örsan ve Zeki Sözer haber merkezindeydiler. Örsan'ın resmi bir görevi yoktu. Harika evet. Bir tabii televizyon gazetecisiydi. Rahmetli ve en iyi dostlarımdan biriydi. Abisi de öyle. Rahmetle, Altan, rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyoruz Altan, Örsan Öğmen'i. Geçenlerde Altan telefon etti. Ya Özdemir ben seni en son dedi Sultan Otel'in barında görmüştüm. Hangi yıl biliyor musun? 1975-76 falan. 47 sene 48. Yakında 47, Altan'la bir buluşacağız. Şimdi... Tabii o zamanlar... Bu arada Zeki abiye de sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Olanaklar başlaydı. Şimdi ya düşünsene. Seninle ben Paris'ten şey yaptım. Evet, evet. Ondan sonra Merdan'dan şey profesör. Amerika'dan şimdi. Amerika'dan yani bunlar Emre hocam, akıl almaz bir şey. Evet, akıl almaz evet, bir şey. Evet. Ve fevkalade güzel. Ne diye insanı birdenbire dünya vatandaşı. Yer yapıyor. Ve mekan... Ya dünya vatandaşı oluyorsun evet. Kardeşim. Evet. Düşünsene birisi Kanada'da, birisi bilmem nerede Arjantin'de ikisi konuşuyor dünya hakkında. Reji burada, sen burada oturuyorsun. Ve dünya mesela diyelim ki... İkinci Körfez Savaşı'nda Amerikalılar canlı yayın yapmışlardı çıkartmadan. Tabii. Yani olacak değil. Yani maç anlatır evet, gibi evet. Savaş şeyi. Yani şeyin müttefik orduları şeye çıkarken Avrupa'ya çıkarken meşhur Normandiya'da bir tek kapanın fotoğrafı vardır işte o kadar. Evet. O da flu bir fotoğraftır. Ya şimdi bunların şeyini mukayese yapmak mümkün değildir. Değil, değil doğru. Tabii bir de şöyle bir şey, bu çağın çağdaşı olmak deyimini ben çok seviyorum. Benim icadım biliyorsun. Evet, çağın çağdaşı olmak. Tabii bunlar çağın çağdaşı olmanın araçları. Ama kafa olarak çağın çağdaşı olamadık. Olamadık bizim toplumumuz özellikle. Şimdi eşekten binip, diyelim ki, dünyanın en pahalı arabasına binsen ve şoförcülüğü de öğrensen, bak şoförlük demiyorum, şoförcülüğü öğrensen. Ha eşektesin ha bilmem. Mesela benim bir yakın arkadaşım vardı, Tunuslu, filozof, meddeptir. Meddep, Abdülvehhab Meddep. Şimdi bu Paris'te üniversite hocası şeye gidiyor, memleketine gidiyor. Adamın biri arabayı açmış, duruyor, sağa park etmiş. Ondan sonra tam bu geçerken soldaki kapıyı açıyor. Bizimki frene basıyor, zank duruyor. Dönüyor, yahu kardeşim nedir bu senin yaptığın diyor. Nedir yaptığın? O da diyor ki neymiş diyor. Yahu diyor sen de ölebilirdin ben de diyor ölebilirdim. Biz ona karar veremeyiz. Karar yukarıda diyor.
Şimdi o adam arabaya biniyor, eşekten inmiş, bindiği arabayı hala eşek sanıyor. Doğru. Bizim Abdülvahap Meddeb, dünya çapında bir filozof, şair, yazar, zavallı çocuk, çok da yakışıklıydı. Saçma sapan öldü bir hastalıkla. Yani şimdi aradaki farka bak. Şimdi bu şeye de benzedi. Bir sürücü yanımdan hızla geçti. Sonra ölüme solladı. Tekrar o şeride yani Ataşehir'den Ümraniye sapağına kadar 6 kere falan şerit değiştirdi. Evet. Ama hiç sinyal vermiyor. Fakat yukarıda yol tıkanıyor. O kadar acelesine rağmen yan yana düştük. Camı indirdim, o da indirdi. Sinyal kolu arızalı mı dedim. Yo değil dedi. Peki niye kullanmıyorsunuz dedi. Eskirme dedi. Mecbur muyum dedi. Ah. Orada bitti zaten sohbet. Ya. Mecbur muyum? Şimdi bu eskiden bazı şeylere ulaşmak son derece zordu. Ve ulaşmadan önce onun terbiyesini alıyordun. Evet. Şimdi ulaşacağın şeyin şeye ait terbiyeyi, göreneği ve şeyleri, ilkeleri öğrenmeden o otomobile biniyorsun. Otomobili bindiği zaman düşünsene bazen şeyde 100, 150, 200 metre ötede oturuyorsun evin. Gecenin yarısında bir adam açmış sesi. Dünyayı yıkarak gidiyor. Şimdi birey, insanlar birey olmadan adam olmaz. Birey olmayan adam sürünün adamıdır. Sürünün adamı olan adam ancak sürünün içinde olursa terbiyesini bilir. Çünkü sürünün içinde bir tane ona reisi vardır. Yol gösterici. Reisi, yol gösteren. Adam olmazsa tepen, ısıran, döven. Çünkü sürü dediğim zaman evet, hayvan sürüsünün terbiyesinden söz ediyorum ben. Ya, sürü içinde rahat eder o. Kendi gözünü korkutacak, kafasına vuracak, yumrukla. Evet, şeyde, tek başına bir şey değildir. Yetmezse küfredecek. Evet. Ha, tek başına kaldığı zaman yaşadığı dünya şaşırtıyor onu. Doğru. Zaptırapta girmez. Şimdi bunları bırakalım. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Bir hafta biz burada devam etsek bu laf devam eder. doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin hep konuştuğu işte göçmenlere Türkiye 40 milyar dolar dedi önce. Şimdi 47 milyar dolarlardan, 46 milyar dolarlardan falan bahsediliyor. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir rakam. O rakam bizim şu yap işlet devletlerinin hepsini toplasanız maliyetinden biraz daha fazla bir rakam. Tabii nerelere gitti, nasıl harcandı onu da bilmiyoruz. Amacı da bilmiyoruz. Afganistan'dan gelen var. Libya'dan gelen var, Suriye'den çok gelen var, Somali'den gelen var, gelen var. Ve yani sınırlarımız şey gibi, kevgir gibi. Evet. Gelen geçiyor. Ve bunun güvenliğinden sorumlu bir bakan var, İçişleri Bakanı var Türkiye'de, iç güvenlikten sorumlu. Ne iş yaptığını, bir dün deprem oluyor mesela, orada görüyorsunuz. Niye gittiniz depremde, İçişleri Bakanlığı'nın deprem? Nedir yani orada bir katkınız, ne katkınız olacak? Hani İmar Bakanı, Şehircilik Bakanı o falan teknik şeyler olur da. Ve dikkat ediyorsunuz, hani demografik yapı bozuluyor diyorduk ya, o demografik yapı farklı bir şey, bir ümmet oluşturma. Yani gelenlerin üst kimliğinin, milliyetçilik yani etnik kimlik çok önemli değil. Dinsel kimlik önemli. Dinsel kimliğin de iç şeyi önemli. Sünni olması önemli. Yani Türkiye'de geçmişte Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde söylediklerini hatırlarsak biz milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık. İşte Türklük değil demişti esas olan. O zaman ümmet. Yandaş gazetelere baktığınız zaman da işte bir şey oluyor. Ümmet sevindi. Ümmetin işte sıkıntısı vardı. Ümmet şunu istedi. Ümmet bunu istedi. Böyle bir yere doğru Türkiye'yi götürme çabası var. Ümmet dediğimiz zaman
isterseniz buradan girelim. Ya, ümmet ne demek? Şimdi Namık'cığım, ümmet işi de karmaşık. Bu kadar sığınmacının, göçmenin, kaçak falan Türkiye'ye gelmesinin de hiçbir nedeni yok. Çünkü Türkiye ekonomi olarak, hayat şartları olarak, iş olanağı olarak hiç de verimli bir ülke değil. Zaten kendisine artık zor bakıyor, kendi insanlarına zor iş veriyor. Peki yani şeyi anlıyorum, Meksikalıların Amerika'ya gizli yollarla girmelerini anlıyorum. Çünkü Amerika'da her zaman iş vardır. Amerika'da işsizlik diye bir şey olması mümkün değildir. Eğer işsiz varsa iş beğenmiyordur. Ha, şimdi Meksikalı'nın, Güney Amerikalı'nın şeye gitmesine, Amerika'ya, Kanada'ya gitmesinin bir nedeni var. Bir nedeni var. Efendim, Avrupa'ya bizim işsizlerin, meslek sahiplerini, şimdi de kendilerine uygun, iş verilmeyen, donanımlı vatandaşlarımızın burada yaşama olanağı bulamadıkları için Almanya'ya, Fransa'ya falan göçmeleri gayet mantıklı. Gayet mantıklı çünkü niye burada kendi tahsil terbiyesine uygun bir iş bulamıyor? Evet. Senin biraz önceki programı seyrediyorum. Öğretmenlere bahşiş parasıyla, evet. Yani şey, öğretmenlerin aylık parası Fransa'da bir lokanta garsonunun günlük şeyidir. Kazancı gibi falan, akıl almaz bir şey. Şimdi bu durumda dışarıda, Avrupa'da iş yapacak mesleği olanların oraya gitmesi daha gayet, evet, anlayışlı. Evet, evet. Ama şimdi bir, Türkiye'de iş olanağı yok. İş olanağı yok. Resmi bir göç kabul programı da yok. Yok. Şaşırtıcı geliyorlar. Bir. İkincisi, hükümetin de ciddi bir savunma politikası yok. Yani kapıları kapatmıyor, gelmeyin demiyor, gelenlere kötü davranmıyor, hemen yüz geri göndermiyor. Evet. Neredeyse eskiden turist geldiği zaman davul zurnayla çıkarlar, şıkkıdı şıkkıdı oynarlardı. Neredeyse Suriye sınırının 10-15 kilometrede bir ekip koyacaklar. Oradan kaçaklar geldiği zaman burada şıkkıdı şıkkıdı oynayacaklar. Yani bu kadar amiyane bir şekilde, evet, anlatıyorum doğru, ki doğru. Trajedi doğru dürüst anlatabileyim diye. Doğru. Niye yapılıyor? Bir vurdum duymazlık değil elbette. Niye? Şimdi onların emeğine ihtiyaç yok. Onların emeğine ihtiyaç yok. Bilgisine de ihtiyaç yok. Yani gelir şeyde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan kaçmak zorunda kalan Yahudi bilginler, evet, Türkiye'ye geldiler. Türkiye'ye diye çağ atlattılar. Üniversitelere de yeni fakülteler kurdular. Öğrenciler yetiştirdiler. Yani Cumhuriyet'in devrimine, bilgisel devrimine katkıda bulundular ve damgalarını bastılar. Şimdi onların aklına ihtiyacımız yok bizim. Evet. Şimdi Arap ülkeleriyle Türkiye'nin şeyini karşılaştırdığı zaman, entelijansiyasını yahut da okumuş yazmışını, Türkiye'nin çok kötü üniversiteleri olmasına rağmen iyi üniversitelerinde mezunlar dünya standartındadır. Dünya standartındadır. Şunu söyleyeyim. Benim oğlum Tan'ı biliyorsun ismini. Evet. Tan Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu zaman aynı sınıftan bir kısmı tıbbiye gitti, bir kısmı şeye gitti. Anadolu Lisesi'nden o yıl mezun olanların tamamı
en önemli yerlere gittiler. Şimdi ilkokulu birlikte okudu. Cengiz diye bir çocuk var. Cengiz NASA'da bilim adamı olarak çalışıyor. Öyle bir şey buldu ki uzay gemisi yahut da aletlerden biri eğer herhangi bir çatlak patlak falan olursa kendi kendini ya da herhangi bir şekilde tamir eden bir yöntem buldu. Bu çocuk Ankara'da yetişmiş, Anadolu Lisesi'nin mezunu, ODTÜ'de mühendislik okumuş, Amerika'ya gitmiş. Amerika'da NASA'nın şeyi, şimdi benim oğlum da öyle, o da Amerika'da Cornell Üniversitesi'nin profesörlerinden, tıp fakültesinin profesörlerinden, bölüm başkanlarından biri. Şimdi Türk öğrenciler eğer doğru dürüst lisede okuduysa ki hepsi doğru dürüst lisede okumaya layıktır. Kesinlikle. Doğru dürüst bir tıp fakültesine, fen fakültesine mezunsa sana yemin ederek söylüyorum. Dünyanın bütün eşitlerinden daha üstündür. Hiç kesin söylüyorum. Doktorlar, mühendisler, efendim veterinerler, bilgisayarcılar bunlar dünya standartlarından bir milim aşağı değiller. Ama kardeşim senin gelen adam okuma yazması yok. Evet. Türkçe öğrenmiyor. Demek ki bunun bir bizim bilmediğimiz gizli nedeni var. Yani şimdi böyle göçmen almayı niye alınır? Yani böyle bir göçmen almanı dediğiniz gibi bir politika sonucuysa bir teknik şeyi yok. Sebebi yok. Evet. Hani şöyle olur. Bir gemi batar, kurtarırsın, evet, gelir bakarsın. Onlara karşı herhangi bir sorumluluğumuz yok. Ha, devlet olarak yok. Hayır. Ama hükümet olarak belki evet, vardır. Evet. Çünkü Suriye'ye bulaştılar. Evet. Bir de bunlar normal yollardan, hani gümrük kapısından gelip, sınır kapısından işlemlerini yaptırıp geçenler değil. Dağdan yürüyor, geliyor. Adam. Evet, tamam. Peki, demek ki bizim bilmediğimiz bir projenin parçaları bunlar. Şimdi sen ümmetten söz ettin. Evet. Ümmet bizim yasalarımızda, efendim, literatürümüzde 1923'ten bu yana hatta Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından itibaren ümmet asla bizim dilimizde ve düşüncemizde, gündelik hayatımızda yer almayan bir kavram. Ümmet nedir? Söylendiğine göre, efendim, bir dinin mensuplarına ümmet diyorlar. Yani Hristiyan ümmeti, efendim, Musevi ümmeti, Müslüman ümmeti. Şimdi Müslüman ümmetini duydum da, hiç Hristiyan ümmeti diye bir şey duymadım. Yahudi ümmeti diye de bir şey duymadım. Evet. Ümmet bir dine inananların toplamı. Peki, ne işe yarar ümmet? Bu neye benziyor? Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın dünyadaki taraftarlarına benziyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi aklıma geldi konuşurken. Önceden düşünülmüş bir şey değil. Yani stüdyonun iyi tarafı bu. İşte top atıyorsun falan, kelle çalışıyor biraz. Ha şimdi Müslüman, tamam, ümmet. Peki ümmetin yani ne? Yani işbirliği falan değil. Ümmetin ne faydası var? Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Ümmet meselesiyle son zamanlarda alışverişim var. Çünkü Adonis'in yeni bir kitabı çıktı. Yanımda da getirdim. Küçücük bir kitap. Şeyden, neydi bu yayın evinin adı? Şey işareti var. Everest.
Kitabına de kitap, hitap, hakikat. Kitap, hitap. Kitap, hitap, hakikat. Çevirisi bir harika. Çünkü Arapçaya hakim, Arap kültürünü bilen Mehmet Hakkı Suçin çevirmiş. Çevirmiş. Çeviri de bir harika. Çünkü bütün kavramları Mehmet biliyor, iyi kullanıyor. Şimdi burada okurken falan ümmete rastladığım için kendimden notlar aldım. İyi, sen de şans eseri ümmetten söz ediyordun. Bir yazı yazacağım. Bir yazı yazacağım Cumhuriyet'e. Ümmet nedir? Ümmet üzerine. Ümmet nedir? Çünkü senin söylediğin gibi sık sık kullanılıyor. Evet, evet, evet. Gazetelerde de yani halkımız falan demiyor, Türk milleti falan da demiyor. Ümmetimiz diyor, ümmetimiz. Ümmet dedim işte. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Mersin İdman Yurtlu diyelim. Varsa, Küba'da Mersin İdman Yurtlu varsa. Öyle. Şimdi, geçen programda to be or not to be'nin anama uğradım, o yanlış. O, ama şöyle, biz onu Meriç'te konuştuk. Ben de müdahale etmedim. O ne biliyor musun? Olmak ya da olmamak. Can onu bir ihtimal daha var diye çevirdi. To be or not to be, bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Anladın mı? onu düzelteyim de. Hayır, şöyle bir şey. Meriç'le, Meriç Köy Atası'yla bu konuyu konuştuk. Dedi ki, to be or not to be. Mesela bu kadın cinayetlerinde ya benimsin ya toprağın. Tabii. Oraya dedi uyar mesela. Uyar. Şimdi ne demek ya? Ya o yüzden ben yanlış söylediğini hiç düşünmedim. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Aldığım notlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazacağım yazı için almışım not. Ne diyorum bak. Ümmetin vatanı yoktur. Ümmet vatansızdır. Ümmetin vatanı yoksa bayrağı ulusal marşı da yoktur. Ama dini vardır. Evet. Dini var, vatanı yok ümmetin. Dini var, vatanı yok, doğru. Vatanları var. Ama Iraklı'nın vatanı benim vatanım değil. Fas, Müslüman. Evet. Onun memleketi Fas. Ama işte o benim, zaman benim vatanım değil. İnancın küreselleşmesi mi? Ya inanç hiçbir zaman küreselleşmez. Yani i̇şte, eğer dünya Müslümanları şimdi birleşim, bak eğer bir şey söyleyeyim. Bir Müslüman falan bırakalım. Bir dindar alalım. Yani üç İbrahimi dinin mensubunu alalım. İbrahimi din her ne kadar bizimki biraz İsmaili idiyse. İdiyse de. Çünkü Hacer'le birlikte icat etti İbrahim, İsmail'i. Müslümanlar oradan türemiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani beni bu işten çakmaz diye yazarlar ama ben onlardan iyi çakarım. Şimdi gelelim. Ümmetin vatanı yok. Ama bizim vatanımız var. Bizim vatanımız ne? Türkiye. Türkiye. Biz Türkiye'nin vatandaşıyız. Bizim için vatan sahibi bir Türk için istedikleri kadar bağırsınlar. Türk olmak Müslüman olmaktan önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında yaşayan sadece Müslümanlar değil, bu ülkede epeyce sayıda Sünni olmayan Müslümanlar var. Öyle değil evet, mi? Aleviler var, Şiiler var, Nusayriler var. Nusayriler şeyde. Ya %1 bile olsa %0. Hatay'da, Hatay.
Petel. Asi onlar Asi kenarına gidecek, habbe habbe gudamayacak derler. Selam olsun Hataylılara. Enteke, enteke. 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 Enteke, tamam. Şimdi, işte Museviler var. Museviler var. Ortodokslar var. Efendim, Katolikler var. Evet, evet. Yani bayağı bir Hristiyan şey var. Tabii. Urfa'da kadim Hristiyanlar yaşıyor. Yani şimdi Türkiye bir ümmetin hakim olduğu bir ülke değil, vatan değil. Eğer bir ümmet bu topraklar üzerinde egemen olursa yaşama hakkı olmaz. Ümmet nedir biliyor musun? Diktatoryadır. Diktatoryadır. Ümmet kendisinin düşündüğünden başka bir şey düşünmesine izin vermez. Bak şuraya ne yazmışım. İyi ki bunları getirdim. Ümmet baskı ve terördür. Oo, niye? Çok keskin. Niye? Eğer ümmetten ayrılırsan seni tekfir eder. Seni ölüme mahkum eder. Ümmetin gücüdür o. Müslümanlıktan vazgeçtin yahut da bir zamanlar Hristiyanlıktan vazgeçtiğin zaman kellen gidiyordu. Yahut da Yahudilikte öyleydi bir zamanlar. Ümmet otoritedir, baskı ve terördür. Onun çizdiği düsturların dışına çıkamazsın. Çünkü ümmetin olduğu yerde ümmet dini temsilen devlete de sahiptir. Dini temsilen devlete sahiptir. Eğer birisi ümmetten söz ediyorsa o adamın demokrat olmasının ihtimali yoktur. Evet. Yani herhangi birini de söyle, kim ki diyorum, kim ki ümmetten söz eder demokrat değildir. Bir, o yüzden zaten onlar... İkincisi hümanist değildir. Tabii. İnsan sever değildir. Mümkün değil. Evet. O yüzden aklı reddediyorlar. Şimdi bireyi, çünkü ümmet bireyi ezer. Ümmet içinde birey olduğun zaman kara keçi olursun. Seni derhal yok eder. Birey olmaz. Kişilik olmaz. Kişiliğin yok olacak. Kara keçi olmayacaksın. Yani ümmetin genel, kendi geneli içinde düşündüğü kişiden fazla biri olamazsın. Seni derhal dışarı atar. Bireyi ve muhalefeti ezmek için kullanılır ümmet. Bireyi. Çünkü birey oldu. Sen ne halkta birey oluyorsun? Evet, evet. Sen asla ümmet içinde birey olamazsın. Olduğun takdirde seni tahta kurusu gibi basarım. Baş parmağımı evet. Cırt diye seni yok ederim. Tabii. Birey olunca çünkü bir fikir de üretiyorsun. Onu yapmayacaksın. Muhalefet. Muhalefet sen de kim oluyorsun lan? Muhalefet ediyorsun bana. Evet. Muhalefeti de ezmek için kullanılır. Kayıtsız şartsız. Teslim olacaksın. Teslim olacaksın. Anayasa ümmettir. Her şey ümmettir. Kim ki ümmetten bahsediyor? Vallahi neyse. Uzak duracaksın. Uzak duracaksın. Devam ediyorum bak. Mümin birey. Şimdi Namıkçığım, güzel kardeşim, değerli arkadaşım. 21. yüzyılda birey vardır. Bireyci demiyorum, evet. Egoist demiyorum. Birey. Adam olmak için... İnsanın adam olması için Namıkçığım birey olması lazım. Şahsiyet sahibi olması lazım. İradesi olması lazım. Namık olmak için ne lazımsa onları kullanması ve onları edinmesi lazım. Ve senin bir benzerinin olmaması lazım. Orijinal olman lazım. Evet. Senden başka üretim yani
yan üretim olmayacak. Sen bir tek adam ol. Nev'i şahsına münhasır. Nev'i şahsına münhasır. Birey odur. Birey olmadan adam olunmaz. Adam olunmadan da toplum olunmaz. Sürü olunur. Çok doğru. Sürü olunur. Yani sürüye her şeyi yaptırırsın. Ha, ayrıca ümmet bir anlamda sürüdür. Bir anlamda sürüdür. Sürüyü ille kötü anlamda kullanmak gerekmez. Sürü sürüdür. Sürünün aşağılıkçı bir tarafı da yoktur. Sürü bir toplumsal karakterdir. Kalabalıkla ilgilidir. Anlatabildim mi? Mümin birey değil, ümmet ve cemaat önemlidir. Bu Arap dünyasında böyledir. Söylediğim her şey Arap, yani bu kitap, evet. Adonis'in kitabını okurken, ya Adonis biliyorsun benim çok yakın arkadaşım. Yani burada yazdığı şeyleri ben konuşurken biliyorum. O da benim yazdıklarımı biliyor. Yani şimdi Adonis Arap dünyasını anlatmak için ümmet baskı ve terördür. Ben özetliyorum. Bireyi ve muhalefeti ezmek için kullanılır. Mümin birey değil, ümmet ve cemaat önemlidir. Arap dünyasında demişim bak. Evet. Arap dünyasında demiş. Şimdi bunu niye yazdım? Bizim toplumumuz böyle mi? Niye bunu yazdım, tespit ettim? Bizim toplumumuz acaba böyle mi? Bence tam böyle değil. Niye tam böyle değil? Çünkü laik, çünkü cumhuriyet, çünkü medeni hukukumuz var. Ama öyle olmasını da isteyen, onun için çaba harcayanlar var. Şimdi yahu kardeşim, sen sınıf atlamışsın. Yani şeyden çıkmışsın, ümmet olmaktan çıkmışsın. Ulus olmuşsun. Bu bir sınıf atlamadır. Evet. Evet. Bir sınıf atlamadır. Ulus olmuşsun. Dinin çağ dışı baskılarından kurtulmuş bir anayasa yapmışsın. Anayasaya uygun modern yasalar çıkarmışsın. Bu modern yasalarda kadına eşit haklar vermişsin. Kadına eşit haklar, evet, vermişsin. Ama bir takım yani insan sıfatını haiz olmayan adamlar kadınları kütür kütür öldürüyorlar. Kütür kütür öldürüyorlar. Şimdi Adonis tartışıyor Fransızlarla falan da. Ya diyor, bu kadar bir Fransız, daha sonra bir İtalyan, o da söyleyen ya, yani Adonis'in konuştuğu Fransız ve İtalyan benim de arkadaşım. Diyor ki yahu savaşlarda bu kadar insan ölüyor. İnsanlarınız patır patır ölüyor. Hiç üzülmüyorsunuz. Siz üzülmeyince onların üzülmediği şeye biz ne diye üzülelim diyoruz. Halbuki düşünsene biz köpek, kedi, ayı, fok, fil, bunların hakkını savunuyoruz, koruyoruz Avrupalı insan olarak. Biz bunları yapıyoruz. Peki ne diye size bu kadar sahip çıkmıyoruz? Bunu düşünüyorsunuz, evet, evet, ve bizi kınıyorsunuz. Ya kardeşim, o hayvanlar kendilerini savunacak dil ve reflekse sahip değiller. Halbuki sizin insanlarınız kendilerini savunmak ve ifade etmek haklarına sahip olmaları gerekir. Siz savunmuyorsunuz bu insanları. Ölen insanları savunmuyorsunuz. Ya bize ne diyor ya? Bize ne? İlkin siz kendinizi savunmayı öğreneceksiniz. İnsanlarınız açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor. Şimdi vakit var mı biraz? Var. Var. 10 dakikamız. Ne kadar var arkadaşlar?
Tamam. Fevkalade. 7 dakikamız var. Tamam. Çünkü Namık'cığım ben laf lafı açar diye. Tabii tabii. Şöyle bir dün şeyde bizim Cumhuriyet'te dün 25'iydi değil mi ayın? Evet. Şöyle bir haber okudum. Diyanet'e 500 imam hatip ve müezzin kayyım alınacak. 500 tane. Efendim. 500 tane alınacak. Sonra baktım. 500 tane. Çünkü biliyorum ben. Eskiden her yıl 12 bin tane alırlardı. Memur yaparlardı. Sonra transfer olurdu onlar İçişleri evet. Bakanlığı'na evet. falan. Şimdi 130 bin, 135 bin mi cami var? 36 milyar bütçeleri var. Bütçeleri var. Şimdi vakit kalmadığı için ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı her mahalleye bir tane cami yaptıracağım diyor. Yahu kardeşim. Camilere giden adamlar hani şey kaba kaçmazsa kaba değil eşek kadar adamlar yani kötü anlamda kullanmıyorum. Yani koca koca adamlar koca koca adamlar yürümeyi bilirler. Şemsiye kullanmayı bilirler. Efendim camiye gitmeyip çok yağmur yağıyorsa evde kılmayı evde bilirler. Namazlarını kılabilirler. Ama 9 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında çocukları sen okula gönderiyorsun. Allah'tan korkmaz, peygamberden utanmazlar. Arkadaşlar, Atatürk şu asırlık zulüm diye bir fotoğraf var arkadaşlar. Bilmiyorum. Onu getirsinler, bir şey göstereceğim size onunla ilgili. Orada bir takım fotoğraflar var. Söylediklerinizi. Siz devam edin. Ha, şimdi her gün gazeteler, her gün televizyonlar şu gözlüğümü takayım. Her gün açlıktan bahsediliyor. Çocuklar aç aç gidiyormuş okullara. Açlıktan bazen bayılıyorlarmış. Ders dinlemiyorlar, dinleyemiyorlar. Benim tahminime göre karnı aç gidenler ilkokulda okuyan çocuklarımızın %80'idir. Belki daha fazlası. Evet. Çünkü onlara gündelik yemeği hazırlayabilmek için en az aileye giren paranın aylık paranın 10 evet. bin liradan aşağı olmaması lazım. Şimdi göstermek istediğim bir tanesi şu. Asırlık zulüm düzenini sarsıyoruz. Şimdi bu asırlık dediğiniz zaman hep bir yere gidiyor laf. Değil mi? Ha. Bunun devamını getirelim. Geçelim arkadaşlar. Bir ileri gitsin. Diyor ki yeni Türkiye vurgu nutukta var. Yeni Türkiye vurgu nutukta var diyor. Ben de nutuktan Türk gençliğini aldım. Atatürk gençliğe hitabesini. Neresinde var şuranın? Yoktur. AKP. Mesela Cebren ve Heyli ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerini, bütün orduları dağıtmış, büyük fiil işgal edilmiş ya olabilir. Ya bak şimdi. Burada mı var acaba? Hayır, şimdi bak. Kur'an'dan bahsederken sureyi söylüyor, şeyi söylüyor, ayetin numarasını evet. söylüyor. 5'e 32 diyor. Onu evet. söylüyor. Enutuk'ta. Hangi sayfa? Hangisi? Şimdi geçelim onu baba. Bunu da geçtik. Sonuncuya da bir bakalım. Manzara bu. 24 Aralık 1930 Atatürk. Hepsi sağlıklı. Edirne'de. Hepsi sağlıklı. Şu yüze evet. bak. Ve 28 Mayıs 2021 Ayasofya. Şimdi o meseleleri ayrı. Benim bugün söyleyeceğim. Yahu. Kaçtı Diyanet İşleri'nin bütçesi? 36'ya çıktı. 36 milyar. Peki bu Diyanet İşleri Başkanı'nda
Diyanet teşkilatında çalışanlarda, imamlarda hiç vicdan yok mu? Ya bu 36 milyarın biz 6 milyarını almayalım. Efendim Türkiye'de binden daha az kişiye bir cami düşüyormuş ya. Evet. Yani Türkiye'de camisiz köy mü var? Evet. Türkiye'de camisiz. Köy olmayan yerde bile cami ha? var. Karadeniz'de ya böyle tepelerde kardeşim, namaz kılacak herif yürüsün gitsin bir saat. Yarım saat. O kendi bileceği iş. Ama benim çocuğum, benim vatandaşlarımın çocukları aç gidemez okula. Bu şerefsizliktir, evet. Adiliktir, yamyamlıktır, barbarlıktır. Buna göz yummanın insanlıkla en küçük bir alakası yoktur. Yahu vazgeçin. Evet. Şu, yahut da ya düşünsene bir meclise aç çocuklarımıza bir çorba verilmesi için yasa teklifi yapıyorlar. AKP ile MHP hayır diyor. Bre insafsızlar, Allah'tan korkmazlar ya. Nerede vatan sevgisi? Nerede? İlkin kendi çocuklarına sahip olacaksın. Bana ne demiyorum Afrika'daki çocuklar için. Ama senin sen zaten muhtaç, himmete muhtaç bir dedesin. Bahçeli ne diyor? Muhalefetten ne gelirse gelsin diyor, reddedeceğiz. Yani iyi de olsa, kötü de olsa reddedeceğiz. Ya, sana nasıl bir şey, kafadır? Sana bir şey söyleyeyim. Bu nasıl bir kafadır? Bak, Devlet Bahçeli'nin Türkiye tarihinde en ufak bir satırlık yeri olmayacak. Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Bir satırlık yeri olmayacak. Niye? Kendi varlığını reddeden, kendi varlığını reddeden, ancak din ve milliyet Araplarda mevcuttur. Dinle milliyetin bir arada bulunması Araplara özgü bir şeydir. Bu yüzden de Arapların bir araya gelmesi mümkün değildir. Araplar asla bir araya gelip bir Arap enternasyonali kuramazlar. Evet. Evet. Kendi vatanlarında anlaşamıyorlar. Arada bir kurulurdu işte. Yok o hikaye. Mısır'da, Suriye'de şimdi araya gelirdi. Şey olurdu, şimdi bak bunu söylüyorum. Kaddafi çok uğraştı. Dinle, bu çok önemli. Bu aç çocukları doyurmak sadece hükümetin görevi değil. Görevi, baş görevi. Suriye'ye bomba atacağına bir eksik bomba at. Bir eksik bombayla çocukları karnı doyur. Bir evet. eksik bombayla. Evet. Bunun dışında o beşli çete denen adamlar, onlarda Allah korkusu yok mu? Vicdan yok mu? Bu kadar aç çocuk varken siz nasıl uyuyabiliyorsunuz? Sözümü söylüyorum. Koça söylüyorum. Aklına ne geliyorsa büyük şirketlere söylüyorum. Yahu. Hocam belediyeler yapmak istiyorlar, ona da engel oluyorlar. Şimdi belediyelere mani oluyor. Bunlar gayri insani. Bunlar yevmil mahşerde mahşer günü hesap veremeyecekler. Evet. Soruna hesap, gelmişiz. Yani bu dünyada hesap veremeyecekler. Evet. Öbür dünyada da hesap veremeyecekler. Onu oraya bırakalım. Onu oraya bu dünyada hesap evet. veremeyecekler. Evet. Son bir cümle. Son bir cümle. Senin çocuklarına sahip çıkmayan iktidara aklın varsa sen de sahip çıkmazsın. O kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık, de. Aklına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Özdemir İnce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Özdemir abi haftaya görüşmek üzere. Tamam canım. Tamam.